Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Deutsch Intensiv A1 ders videolarıyla devam ediyoruz. Bu dersimizde preposition, yani yer edatlarını datifle birlikte görüyor olacağız. Bu dersimizde hatırlayacak olursanız önceki dersimizde başlamış olduğumuz preposition, yani yer edatlarıyla devam ediyoruz. Burada hinter, auf ve über yer edatlarını göreceğiz. Hazırsanız dersimiz başlasın. Yer edatları dendiğinde ne anlamalıyız? Altında, üstünde, yanında, arasında gibi durumlar preposition kapsamı altında arkadaşlar. Bunun sorusuna baktığımızda wo. Demek ki wo nerede anlamında. Aslında bir nevi ismin de hali de diyebiliriz bunun için arkadaşlar. Demek ki wo nerede'nin sorusu datif sorusuyla demek ki eşleşiyormuş. Ve burada şimdi yer edatlarıyla ne yapıyor olacağız? Datife bakmış olacağız. Datife baktığımızda arkadaşlar güzel Türkçemizde ne oluyordu? Sondan ekleme oluyordu, öyle değil mi? İşte ne diyoruz mesela? Çantanın üstünde gibi, altında, yanında gibi ne yapıyoruz? Yer edatlarını kullanıyoruz. Ancak Almanca'da ne oluyor? Artikeller olduğundan dolayı tıpkı akusatiflikteki bu dönüşüm gibi dönüşüme uğramış oluyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar datiflikte deri neyle göstermiştik? Mavi ile, die kırmızıyla, das yeşille ve sarı çoğul, diplural değil mi? Sarıyla gösterilmiş oluyor. Bunlar uluslararası renk kodlarıydı. Neye dair? Artikellere dair. Bunlar şimdi dönüşüme uğrayacak arkadaşlar datifte. Der deme dönüşecek, die dere dönüşecek, das deme dönüşecek, die çoğullar da arkadaşlar den ve ismin sonuna en gelmiş olacak. Tekrarlayalım. Der demek ki ne oluyormuş? Deme dönüşüyormuş, die dere dönüşüyormuş, das deme dönüşüyormuş, die plural, yani die çoğulda ne oluyormuş? Den ve ismin sonuna ne geliyormuş? En gelmiş oluyormuş. Buraya da bakacak olursak arkadaşlar, ben bir cismi yatay konumda konumlandırıyor olacak olursam, işte söz gelimi yatay vaziyette duran bir objeden, bir cisimden bahsederken Almanca'da liegen eylemini kullanmış oluyorum. Demek ki liegen yatay vaziyette duran cisimler için geçerliymiş. Dikey konumdaki cisimler için, örneğin vazo gibi işte dikey ya da şişe gibi cisimler stehen olarak adlandırılmış oluyormuş. Dilerseniz örneklerle bu durumu bir inceleyelim. Şimdi arkasında diyecek olursak arkadaşlar, arkasında Almanca'da hinter prepozisyonu şeklinde karşımıza çıkıyor. Demek ki hinter arkasında demek. Şimdi wo ne dedik arkadaşlar? Nerede? Die Flasche şişe demek. Mesela ben burada diyecek olursam şişe nerede duruyor? Wo steht die Flasche sorusunu sormam lazım. Wo steht die Flasche? Az önce söylediğim gibi neydi stehen? Dikey vaziyette durmak. Şişe tabii güzel Türkçemizde şişe için dikey vaziyette duruyor demeyiz. Ne deriz? Şişe orada duruyor deriz. Kısaca değil mi? Yatay vaziyette de olsa, dikey vaziyette de olsa orada duruyor deriz. Ancak Almanca'da demek ki liegen ve stehen olarak görülüyormuş. Şimdi ben burada şişe nerede duruyor derken, yani bu şekilde sorarken wo steht die Flasche diyorum. Yani şişe nerede duruyor. Stuhl, bakın burada maviyle verilmiş, der Stuhl demek olduğunu anlıyoruz bu renk kodundan. Çünkü mavi neydi? Der artikelini gösteriyordu, öyle değil mi? Oraya işaret ediyordu. Şimdi ben burada ne diyeceğim? Şişe nerede? Sandalyenin arkasında duruyor diyeceğim. Ne yapmam lazım? Her halükarda hinter yer edatını kullanmam lazım. Şimdi hinter olduğundan dolayı ne yapıyorum? Datifi kullanmam gerekiyor. Der ne oluyor arkadaşlar? Deme dönüşüyor. Dolayısıyla hinter dem Stuhl demiş oluyorum. Bakın hinter dem Stuhl. Kalkıp da hinter der Stuhl dersem yanlış olur. O zaman ne olur? Anlamsız bir şekilde
ismin D hali olmaz. Dolayısıyla ne yapacağım? Hinter dem Stuhl diyeceğim. Şişe sandalyenin arkasında duruyor derken die Flasche steht hinter dem Stuhl. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Evet, ne var burada? Das Buch. Neydi das Buch? Kitap demekti. Das Regal, raf demek. Demek ki kitap rafı ya da raf, raf sistemi, değil mi? Das Regal olarak karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi diyeceğim ki kitap rafın arkasında, değil mi? Söz gelimi kitap ne olmuş? Rafın arasına kaçmıştır ve dolayısıyla nerededir konum itibariyle? Rafın arkasındadır. Şimdi das Regal'e baktığımızda bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Das neye dönüşmüş? Dem'e dönüşmüş. Dolayısıyla ne diyeceğim? Rafın arkasında diyeceğim. Ne olacak? Hinter dem Regal. Demek ki hinter dem Regal rafın arkasında demekmiş. Şimdi kitap rafın arkasında derken ne diyeceğim? Das Buch ist hinter dem Regal. Bu kadar kolay. Demek ki hinter dem Regal rafın arkasında. Evet. Sorun ne? Wo ist das Buch? Kitap nerede? Das Buch ist hinter dem Regal. Bu kadar kolay. Sonrakine bakalım arkadaşlar, sonraki cümleye. Ne diyor? Die T-shirts liegen hinter der Tasche. Evet. Liegen neymiş arkadaşlar? Yatay vaziyette durmak. Evet, die T-shirts adından da anlaşılıyor zaten. T-shirtler yalnız, değil mi? Buraya dikkat edelim. T-shirtler. Tek başına T-shirt deseydik ne olacaktı? Buradaki S düşecekti ve das T-shirt, değil mi? Das T-shirt çoğulu neymiş? Die T-shirts. Dolayısıyla diyorum ki şimdi burada die Tasche, çanta. Çantanın arkasında, evet, T-shirtler çantanın arkasında duruyorlar, değil mi? Yatay vaziyette. Dolayısıyla ne olacak? Liegen, yatay vaziyette. Hinter, bakın die Tasche ne olmuş? Dere dönüşmüş. Dolayısıyla ne olacak? Hinter der Tasche. Demek ki hinter der Tasche çantanın arkasında. T-shirtler çantanın arkasında duruyor. Ne olacak bu? Die T-shirts liegen hinter der Tasche. Die Tasche ne olmuş? Hinter der Tasche olmuş. Bu kadar kolay. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Die Hefte neymiş? Die Hefte hatırlayacak olursak kırtasiye konusunda görmüştük bunu. A1 konuları içerisinde. Das Heft, defter. Defterler derken die Hefte. Evet, gene liegen ne oluyor? Yatay vaziyette. Bücher ne olmuş arkadaşlar? Das Buch tekili die Bücher, değil mi? Ancak burada dikkat edin, en gelmiş. Artı den. Bu cümle bize ne diyor? Defterler kitapların arkasında. Şimdi gene ne yapacağım? Hinter arkasında diyeceğim. Die Hefte liegen hinter, bakın çoğul olduğundan dolayı die ne olmuş? Den nokta nokta en. Bakın kelimenin sonuna ne gelmiş? En. Tabi belli başlı kelimeler arkadaşlar. Öyle kelimelerin çoğulu var ki bu söz gelimi Bücher gibi bitmiyor. Söz gelimi mesela auto derken autos, değil mi? Araba, das Auto, die Autos. O noktada auto'nun sonlandırıcısı en olmayacağından dolayı autos şeklinde kalacaktır. Dolayısıyla oradaki en aslında sembolik olarak görmemizde fayda var. Şimdi ben bu cümlede ne diyorum? Defterler kitapların arkasında duruyorlar. Dolayısıyla ne diyeceğim? Die Hefte liegen hinter den Büchern. Bakın die Bücher kitaplar ne olmuş? Kitapların arkasında derken hinter den Büchern denmiş. Değil mi? Dolayısıyla die Hefte liegen hinter den Büchern kitapların arkasında ne duruyormuş? Defterler duruyormuş anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla yineleyelim. Die Flasche steht hinter dem Stuhl. Die Flasche steht hinter dem Stuhl. Das Buch ist hinter dem Regal. Das Buch ist hinter dem Regal. Die T-Shirts liegen hinter der Tasche. Die T-Shirts liegen hinter der Tasche.
Die Hefte liegen hinter den Büchern. Die Hefte liegen hinter den Büchern. Şimdi arkadaşlar auf prepozisyonunu bir görelim. Auf üstünde demek arkadaşlar. Bakın burada bir temas söz konusu. Dolayısıyla üstünde neymiş? Auf demekmiş. Şimdi ben diyeceğim ki şişe nerede duruyor? Neyin üstünde duruyor? Bakın burada bir temas var. Neden temas diyorum? Birazdan anlayacağız ne demek istediğimizi. Daha iyi ne yapıyor olacağız? Fark ediyor olacağız. Şimdi auf demek neymiş? Mutlaka o cisimle bir yüzeysel bir temas var. Wo ist die Flasche? Ya da wo steht die Flasche? Şişe nerede duruyor? Şimdi diyeceğim ki deminki örnekle aslında kelime anlamında bir şey var, bir yakınlık var. Bunun sebebi arkadaşlar bizim odaklanmamız gereken durum aslında yer edatları olduğundan dolayı. Bu sebepten dolayı mümkün mertebe yakın örnekleri seçmeyi doğru buldum. Şimdi burada diyor ki cümle bize Die Flasche steht auf dem Stuhl. Yani şişe nerede duruyor arkadaşlar? Stuhl neydi? Der Stuhl sandalye demekti. Şişe sandalyenin üstünde duruyor diyoruz. Neden auf dem Stuhl oldu arkadaşlar? Çünkü der dem'e dönüşüyor. Auf dem Stuhl demek ki sandalyenin üstünde. Dolayısıyla şişe sandalyenin üstünde duruyor derken Die Flasche steht auf dem Stuhl demiş oluyor. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar das Heft az önce söylemiştim defter demek. Das Buch kitap. Şimdi defter kitabın üstünde duruyor diyecek olursak ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın liegt de diyebilirdim pekala. Ist de diyebilirim. Dolayısıyla şimdi defter kitabın üstünde duruyor derken auf dem Buch. Neden auf dem Buch? Çünkü das deme dönüşmüş. Bu sebepten ne olmuş? Auf dem Buch olmuş. Defter kitabın üstünde derken das Heft ist auf dem Buch demiş oluyorum. Bu kadar kolay. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Die T-shirts az önce görmüştük. Liegen yatay vaziyette öyle değil mi? Auf der Tasche. Bakın çantanın içinde değil üstünde duruyor. Dolayısıyla die Tasche neye dönüşüyor? Dere dönüşüyor. Dolayısıyla auf der Tasche çantanın üstünde. T-shirtler çantanın üstünde değil mi? Serili vaziyette gibi de düşünebiliriz. Onun üstünde ama içinde değil, altında değil, üstünde. Bakın burada gene bir temas söz konusu olduğundan auf der Tasche çantanın üstünde. Die T-shirts liegen auf der Tasche demek ki T-shirtler çantanın üstünde duruyorlar anlamı çıkmış oluyor. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Gene die Hefte, bakın das Heft çoğul olarak die Hefte liegen auf den Büchern. Bakın ne olmuş? Das Buch neydi? Kitap demekti. Kitaplar derken die Bücher, peki çoğul olduğunda datiflikte dikkat. Den Büchern. Dolayısıyla auf den Büchern kitapların üzerinde değil mi? Anlamı çıkmış oluyor. Düzeltiyorum. Üzerinde değil. Üstünde. Üzerinde onu birazdan görüyor olacağız. Bakın burada mutlaka bir temas var. Auf'ta mutlaka yüzeyle bir temas olduğundan auf den Büchern kitapların üstünde. Die Hefte liegen auf den Büchern demek ki defterler kitapların üstünde duruyorlar anlamı çıkmış oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrar edelim. Die Flasche steht auf dem Stuhl. Die Flasche steht auf dem Stuhl. Das Heft ist auf dem Buch. Das Heft ist auf dem Buch. Die T-Shirts liegen auf der Tasche. Die T-Shirts liegen auf der Tasche. Die Hefte liegen auf den Büchern. Die Hefte liegen auf den Büchern.
Bir sonraki prepozisyonla devam edelim arkadaşlar. Bakın burada çizimde fark ettiysek burada bir temas söz konusu değil. Az önce ne dedik? Temas var derken üstünde demiştik. Auf. Ancak burada üzerinde diyeceğimizden dolayı über prepozisyonunu kullanmamız gerekiyor. Demek ki über'da herhangi bir temas söz konusu değil. Buradan kasıt ne olabilir? Bu mesela uçan cisimler için değil mi? İşte nedir bu, kuşlar için olabilir, bu bir uçak için olabilir değil mi? Üzerinde geçen herhangi bir temasın olmadığı durumlarda kullanılan yer edatları için kullanılan bir durummuş. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar der Adler kartal demek. Fliegen uçmak demek. Evet, bakın burada maviyle verilmiş olan Supermarkt, yani der Supermarkt anlaşılacağı üzere süpermarket demek. Şimdi kartal süpermarketin üzerinde uçuyor. Evet, bu örnekleri tabii seçerken baya baya insan bir zorlanıyor. Çünkü artikeli der olduğu için baya baya bir düşünme hangisi olabilir diye. Der Supermarkt herhalde doğru bir örnek olsa gerek. Şimdi kartal süpermarketin üzerinde, bakın ama herhangi bir temas yok. Onun üzerinde uçuyor derken datif kuralı söz konusu. Dolayısıyla deyime dönüşecek ve über dem Supermarkt diyeceğim. Demek ki über dem Supermarkt süpermarketin üzerinde değil mi uçuyor. Nerede uçuyor? Bakın nereye doğru demiyorum. Nerede diyorum. Sorumuz gene wo. Yani nerede? O mahalde, o alanda, o konumda, o yerde gibi düşünülmesi gerekiyor. Dolayısıyla der Adler fliegt über dem Supermarkt değil mi? Onun üzerinde uçuyor. Süpermarketin üzerinde uçuyor demiş oluyoruz. Bir sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar Die Fliege fliegt über dem Buch. Evet, Die Fliege arkadaşlar sinek demek. Fliegen az önce söyledik neydi? Uçmak demekti. Bakın burada das Buch ne olmuş arkadaşlar? Dem. Dolayısıyla kitabın üzerinde derken über dem Buch. Sinek kitabın üzerinde uçuyor diyecek olursak demek ki Die Fliege fliegt über dem Buch demem gerekiyor. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Der Vogel fliegt über der Wolke. Bunları bir öncelikle bir anlamlandıralım. Der Vogel kuş demek arkadaşlar. Die Wolke bulut. Ne diyoruz? Bulutların üzerinde uçuyor kuş değil mi? Bakın Die Wolke ne oluyor? Der Wolke. Şimdi bulutların üzerinde diyecek olursak demek ki über der Wolke. Demek ki über der Wolke bulutların üstünde deriz, öyle değil mi? Ancak Almanca'da üzerinde deniliyor. Yani bir temas söz konusu değil gibi düşünmemiz lazım. Kuş demek ki bulutların üzerinde uçuyor derken der Vogel fliegt über der Wolke. Burada şunu bir düzeltme yapalım. Über der Wolke bir bulutu kastetmiş oluyoruz değil mi? Çünkü kırmızı die Wolke. Dolayısıyla über der Wolke orada bir tane bulut var gibi düşünmekte fayda var. Peki durum çoğullarda nasıl? Onu inceleyelim. Çoğul durumunda ne oluyordu arkadaşlar? Die çoğul den nokta nokta en değil mi? Kelimenin sonuna en geliyordu. Durum burada da böyle. Der Kanarienvogel, tanıdık geliyor mu? Kanarya demek arkadaşlar. Kanarya kuşu der Almanlar. Der Kanarienvogel, evet. Fliegt über den Büchern, evet. Kitapların üzerinde uçuyor değil mi Kanarya? Dolayısıyla ne olacak bu? Über den Büchern, kitapların üzerinde. Gene burada ne var? Bir temas söz konusu değil. Über den Büchern, über denildiğinden dolayı. Kanarya demek ki kitapların üzerinde uçuyor derken der Kanarienvogel fliegt über den Büchern demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrar edelim. Der Adler fliegt über dem Supermarkt. Der Adler fliegt über dem Supermarkt. Die Fliege fliegt über dem Buch. Die Fliege fliegt über dem Buch. Der Vogel fliegt über der Wolke. Der Vogel fliegt über der Wolke.
Der Kanarienvogel fliegt über den Büchern. Der Kanarienvogel fliegt über den Büchern. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde preposition yani yer edatlarından neyi görmüş olduk? Hinter, auf, über. Preposition konusu burada bitti mi? Hayır, bitmedi. Bunun devamı bir sonraki dersimizde olacak arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.